teknolojik gelişmelerin dillere oynadığı oyunların bir başka örneğini gösteriyor. Evet, bugün özellikle yapay zeka uygulamaları sayesinde ve onların büyük katkısıyla adeta simultane tercüme programları telefonlara yüklenmeye başladı. Ama bu tabii bugün için söylüyorum. Yarın gelecekte nasıl olur bilemem ama bu bir konuşmamın sonunda işaret etmeye çalıştığım dillerin işten göçmesinin bir başka örneği olacak. Çünkü gündelik konuşmalar, gündelik vokabüler, gündelik söz dağarcığı üzerinden bu programlar geliştiriliyor. Ve onlar da herhangi bir dilin, sadece İngilizce'nin, Fransızca'nın, Türkçe'nin değil, herhangi bir dilin bütün inceliklerini, nüanslarını, inceliklerini ve duygusal yüklerini yansıtabilmek yeteneğine sahip değil. Çünkü hepimiz biliyoruz ki dil sadece sözcüklerden oluşmuyor. Hatta bizim kültürümüze aşina olmayanların pek anlamayacağı bir sözü de burada zikrederek söyleyeyim. Denmiştir ki sükutumuzdan bir şey anlamayan konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz. Yani kültürlerin bir de susarak aktardıkları şeyler vardır. Bir susma dili de vardır. Dolayısıyla nasıl müzik sadece notalardan oluşmuyorsa, aradaki eslerle ancak müzik oluyorsa, dil de sadece sözcüklerin belli kurallara göre peş peşe dizilmesinden oluşmuyor. Hatta bazen şiirin bize çok güzel gösterdiği gibi o kuralların bozulması bize asıl iletilmek isteni veriyor. Dolayısıyla yapay zeka ve gündelik uygulamalar üzerinden yürüyen bu çalışmalar, evet, tacirlerin, turistlerin işine yarar. Gündelik kullanım için işe yarar, yarayacaktır, yaradığı da görülür. Ama o büyük mucizeyi, dil dediğimiz büyük mucizeyi mucizeler tercüme edilemez. Hatta şiir için bu söylenir, biliyorsunuz. Yani şiir tercüme edilebilir mi? O yüzden bizim ünlü şairimiz Can Yücel mesela çevirdiği şiirlere ve kitaplara hiç çeviren şeyini koymamıştır. Türkçe söyleyen demiştir. Nitekim bu soruyu soran arkadaşımıza ben bu söylediklerimin somut kanıtı olarak bir şey önermek istiyorum. Shakespeare'in 66. sonesi. Bakınız, Shakespeare'in 66. sonesi internette bulabiliriz arkadaşımız. Bunun pek çok tercümesi vardır Türkçe'ye. Bir tanesi mesela Talat Said Alman, eski Kültür Bakanı, ilk Kültür Bakanımız, Allah rahmet eylesin. Talat Said Alman'ın tercümesidir. Bir de Can Yücel'in Türkçe söylediği 66. sona vardır. İkisini karşılaştırırsa ne demek istediğimi çok güzel anlatır bu örnek. 66. senenin Talat Said Alman tarafından yapılan tercümesi dil bilimsel olarak dört dörtlük bir tercümedir. Doğrudur. Evet. O kelimelerin karşılığı onlardır. O mısralar dil bilimsel olarak gramatik doğruluk adına öyle çevrilebilir. Ama Shakespeare'in 66. sonesi o değildir. Shakespeare'in 66. sonesini ne dediğini Can Yücel'i okuduğunuz zaman anlarsınız. Bu yapay zeka üzerinden yürütülen programlar işte 66. sonenin Talat Said Alman versiyonu gibidir, gibi olur. Doğrudur, doğrudur ama o değildir. Şimdi Betül Hocam tabii felsefeci olarak hem doğru hem o olmaz diyecek ama o benim ne dediğimi çok güzel anladığını görüyorum zaten. Dolayısıyla 66. sone de Shakespeare'in ne dediğini biz Can Yücel'in Türkçesinden anlarız. Talat Said Alman'ın çevirisinden anlamayız.
Ama bir bilim falan İngiliz edebiyatı okuyan bir öğrenciye bunu ödev olarak verseler, çevir deseler, Cahit Yücel'in çevirdiği gibi yaparsa hocasına bağlı sınıfta da kalabilir.